Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz basit makineler konusunu göreceğiz. Şimdi basit makineleri tabii ki öncelikle özelliklerini görmemiz lazım, bilmemiz lazım. Nedir onlar? Bir kere basit makineler günlük hayatımızda iş yapabilmeyi sağlar, kolaylığı sağlar. Yani bir kuvvet kazancı sağlamıyor, iş ve enerjiden kazanç yoktur. Yani demek bir kolaylık sağlar. Örneğin bir basit makine aleti diyelim ki makara veya palanga. Biz normalde çimentoyu ya da işte kiremitleri biz ne yaparız? Eğer basit bir makine yani palanga ya da makara olmazsa ne yaparız? Sırtımızda ya da elimizde ne yaparız? Artık katları taşımış oluruz. Ama makara oluşmuş olsa ne yapar? İşimizin kolaylığını sağlar, daha rahatlıkla çıkarmış oluruz. Ve dolayısıyla kuvvetten de kazanç yapmış sağlamış oluruz. Hem kuvvet hem de yoldan. Aynı anda hem kuvvetten hem de yoldan kazanç olmaz. Eğer kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır deriz. Eğer yoldan kazanç varsa kuvvetten kayıp var deriz. Nasıl yani? Daha önce de biliyorsun iş konusunda bunu söylemiştik. Hani neydi arkadaşlar? İş eşittir kuvvet çarpı yer değiştirmeydi. Öyle değil miydi arkadaşlar? Eğer siz kuvvetten kazanç sağladığınız zaman yani bir kazanç varsa yani kuvveti arttırdın. Buradaki yer yol ne olacak? Yol azalması lazım. Eğer tam tersi kuvveti siz azaltırsanız yolun ne olması lazım? Artması lazım. Biz bunu daha önce de iş konusunda söylemiştik arkadaşlar. Şimdi kuvvet kazancı, yani diğer adı mekanik avantaj. Yani buna hesaplamak, ne kadar, kaç kat ben kazanç sağlıyorum? Bunu nereden hesaplıyoruz arkadaşlar? Bunu şuradan hesaplıyoruz. Kuvvet kazancı eşittir. Yük bölü kuvvet oranından hesaplıyoruz. Yük bölü kuvvet oranından. Ya da arkadaşlar, ya da bir formülümüz daha var aslında. O da arkadaşlar kuvvet kolu bölü yük kolu. Oradan da hesaplayabilirsiniz. Artık size kalmış. Bir kere kuvvet kazancının olabilmesi için yük bölü kuvvet oranı arkadaşlar birden ne olması lazım? Büyük olması lazım. Kuvvet kazancının olabilmesi için dediğimiz şunu sağlaması lazım. Ya da arkadaşlar şuradan da bulabilirsiniz. Kesinlikle şöyledir. Eğer kuvvet kolu yük kolundan eğer arkadaşlar büyükse, kuvvetin kolu yük kolundan büyükse %100 arkadaşlar kuvvetten kazanç vardır. Gene bunu böyle bilelim arkadaşlar. Yani kuvvet kolu yük kolundan büyükse. Hocam yük kolu büyükse, eğer yük kolu kuvvet kolundan büyükse kuvvetten kazanç yoktur arkadaşlar. Yoldan kazanç vardır. Eşit olursa, eğer kuvvet kolu yük koluna eşit olursa arkadaşlar ne kuvvetten ne de yoldan bir kazanç yoktur arkadaşlar. Basit makineler tork ve iş prensibine göre çalışır. O yüzden gene karşımıza tork burada da çıkacak, iş burada da çıkacak arkadaşlar. Şimdi bunları tabi sırasıyla göreceğiz. Basit makine aletlerimiz hangileri, nelerdir bunlar? Birinci kategorimiz kaldıraçlar. Şimdi kaldıraçlar kendi arasında iki gruba ayrılır. Ya tek taraflıdır arkadaşlar ya da çift taraflıdır. Onu nereden anlayacağız? Eğer destek arkadaşlar, destek uçtaysa arkadaşlar bu tek taraflıdır. Eğer destek ortalarda bir yerlerde ise biz buna çift taraflı deriz. Günlük hayatta da biz örnek verebiliyoruz. Mesela destek uçta olsun, yük ortada, uç diğer uçtan da kuvvet uygula. Örnek ne verebiliriz? El arabası. El arabasında nedir arkadaşlar? Tekerlerin olduğu kısma destek, orta kısmı geniş olan yere yük konulur. Ne yapıyoruz? Arabanın kollarına da ne yapıyoruz? Kuvvet uygula. Gazoz açacağı da aynı şekildedir. Eğer diyelim ki destek gene uçta ama yük ortada değil arkadaşlar. Ortada kuvvet uyguluyorsanız ona da örnek ne verebilirsiniz? Cımbız ya da maşa. Değil mi arkadaşlar? Cımbız maşa da böyle değil midir? Yani maşayı da çizdiğimizde şöyle. Biz buradan şu orta kısmından kuvvet uygularsın. Uç kısmında yük vardır. Değil mi arkadaşlar? Diğer tarafta da arkadaşlar şurası da destek kısmıdır. Örnek verebiliriz. Şimdi bunları biz ne dedik? Burada bir tork ve iş prensibine göre çalışır demiştik ya. O zaman desteğe göre ben tork alırsam arkadaşlar nasıl alıyorum? Tork P'nin yükünün yönü aşağı doğruysa bu böyle döndürmek istiyor. Bu da bu şekilde döndürmek istiyor. O zaman yazarsak P çarpı X eşittir. F çarpı Y artı X diyebilirsiniz. Peki hocam burada kuvvetlerin kazanç var. Ben demin ne demiştim arkadaşlar? Eğer kuvvet kolu yük kolundan büyükse kuvvetten kazanç var. Hocam kuvvet kolu neresi? Arkadaşlar kuvvetin desteğe olan uzaklığına biz kuvvet kolu deriz. Yani bu kuvvetse şurası şu mesafe kuvvet koludur. Şu mesafe de arkadaşlar yük koludur. Dolayısıyla kuvvet kolu yük kolundan büyük olduğu için bunda kuvvetten kazanç vardır.
Geldik ikinci şekle baktığımızda, bu da tek taraflıydı. Buraya göre tork alırsak arkadaşlar, F çarpı X eşittir, P çarpı Y artı X olur. Dolayısıyla burada kuvvetten kazanç var mıdır? Arkadaşlar baktığımızda burası kuvvet koludur, burası yük koludur. Kuvvet kolu yük kolundan nedir arkadaşlar? Küçüktür. O yüzden kuvvetten kazanç yoktur deriz. Burada yoldan kazanç vardır. Geldik çift taraflı kaldıraçlar. Destek ortalarda bir yerlerde demiştik. Örnek ne verebiliriz? Tahterevalli, terazi, makas diyebiliriz demiştik. Örneğin arkadaşlar makasta nasıldır? Makasta orta kısımdaki bulunan perçinli kısım şurası destektir. Buralardan kuvvet uygularız. Dolayısıyla uç kısmında da ne vardır? Yük vardır arkadaşlar. Dolayısıyla desteğe göre tork alırsak kuvvet çarpı kuvvet kolu. Burada kuvvet kolu neresi? Burası kuvvet kolu, burası yük kolu. Yani F çarpı X eşittir, P çarpı Y'dir. Hocam bunda kuvvetten kazanç var mıdır? Olabilir. Kesinlikle bir şey diyemeyiz. Niye? Eğer destek tam ortadaysa burada bir kazanç yoktur. Niye? Çünkü demiştik ya kuvvet kolu yük kolundan büyükse kesinlikle kuvvetten kazanç vardır. Şimdi bunu bir soruyla göstermiş olursak. Çubuklar ağırlıksız olup kuvvet kazançlarının oranlarını soruyor. Dediğim gibi arkadaşlar kuvvet kazancını iki yoldan bulabilirsiniz. Ya yük bölü kuvvet oranından ya da kuvvet kolu bölü yük kolu oranından da bulabilirsiniz. Artık hangisini arzu ederseniz. Benim öncelikle F1'i bulmam lazım arkadaşlar burada. Yani P'nin ağırlığı yönü aşağı doğru da şu desteğe göre tork alırsak arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Eşit bölmelendirildiği için her bölmeniz yönü bir birim kabul edersek buradan P çarpı 2 eşittir F çarpı 1 olur. Dolayısıyla F1 buradan neye eşit olur? 2P'ye eşit olur. F1'i bulduk. O zaman ben bu sistemdeki kuvvet kazancını hesaplayabilirim. Nasıl hesaplayabilirim? Formülüm benim kuvvet kazancı eşittir yük bölü kuvvet değil miydi arkadaşlar? O zaman ne çıkar buranın kuvvet kazancı? Yüküm benim neydi arkadaşlar? P. Kuvveti ne buldum? 2P. Buradan kuvvet kazancını bulmuş oldum. Geldim arkadaşlar ikinci şekle geçiyorum. Gene her bir bölmeyi bir birim kabul edersem, şuradaki desteğe göre de torkumu alırsam ne olur orası? F2 çarpı şu mesafe 2 birim eşittir P çarpı 1 birim. Buradan F2 ne çıkacaktır arkadaşlar? P bölü 2 çıkacaktır. Bunu da kuvvet kazancını hesaplarsam neydi kuvvet kazancı? Yük bölü kuvveti. Dolayısıyla yükün benim neydi arkadaşlar? P. Kuvveti ne buldum? P bölü 2. Dolayısıyla buradan işlemleri yaptığımızda bunun da kuvvet kazancı ne çıkacaktır? Cevap buradan da 2 çıkacaktır. Şimdi bunların bana oranını sormuşlar. Oranlarsak, kuvvet kazançlarının oranlarını bulursak, kuvvet kazancını burada P bölü 2 mi? Yani 1 bölü 2 bulmuştum. Yani 1 bölü 2'nin kime oranı arkadaşlar? 2'ye oranı. Buradan cevap 1 bölü 4 çıkacaktır. Evet, dediğim gibi şöyle de yapabilirdiniz. Yine söyleyeyim. Kuvvet kolu bölü yük kolundan da yapabilirdiniz. Örneğin bunun kuvvet kazancı arkadaşlar 1 bölü 2. Bununki 2 bölü 1, 2. Bakın buradan da bulabilirsiniz. Onu da bu arada söyleyeyim. Evet, tahtayı siliyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, basit makinelerin ikinci kısmına geçiyoruz. Yani makaralar kısmına geçiyoruz. İki çeşit makaramız var. Bir sabit makara, bir de hareketli makara. İkisinin arasındaki fark nedir arkadaşlar? Sabit makarada sadece arkadaşlar dönme hareketi yapar. Sadece dönme hareketi yapar. Yani ben burada makarayı şöyle bir sistemle tavana bağladım. İpin ucunu çektiğimde makara sadece arkadaşlar dönme hareketi yapar. Ama hareketli makara da öyle değildir arkadaşlar. Hareketli makarada ipin ucunu çektiğiniz zaman bu makara hem dönme hareketi yapar hem de yükselme yapar. Aradaki fark bu. Bir de ikinci fark, sabit makarada arkadaşlar sadece kazanç yoktur. Yani sadece kuvvetin yönünü değiştirir. Nasıl yani? Biz daha önce de demiştik ya aynı ip üzerindeki gerilmeler eşittir diye. Ben bu ipin ucunu arkadaşlar şöyle çektiğim zaman malum yük de ne yapılacak? Yükselecek. Aynı ip üzerindeki gerilmeler eşitse arkadaşlar, yani şuradaki P, P'yi kim çekiyor? F çekiyor. Yani o zaman şöyle yazabiliriz. Yani kuvvet eşittir kime? Yüke deriz. Yani bu bir kuvvetten kazanç olmadığını gösterir. Eğer ben ipin ucunu arkadaşlar H kadar çekersem, yükümüz de arkadaşlar ne kadar yükselecek? H kadar. Hocam bunu nereden anladın?
anladık. Bakın bunu şöyle de anlayabilirsiniz. Kuvvetin burada arkadaşlar yanında ne vardır arkadaşlar? Bir rakamı vardır. Etkisiz eleman. Bu da etkisiz eleman 1. Yani bu şu demektir. Ben bunu H kadar çekersem yani 1 ise bu da H kadar yükselecektir anlamına gelir. Yani aslında burası kuvvet kolu, buraya da yük kolu diyebilirsiniz. Aynı şekilde hareketli makaraya geçersek, hareketli makara arkadaşlar, burası F ise, aynı üzerindeki gerilmeler eşitse, burası da nedir arkadaşlar? F'tir. Denge kuralının olabilmesi için yukarıdakilerin toplamı aşağıya eşit olması lazım. Yani o zaman derim ki ben burada P eşittir, yükümüz 2F'e eşittir. Eğer arkadaşlar bazen makaranın ağırlığını da verir, eğer makaranın ağırlığını da veriyorsa burada yükün yanına ne yaparız? Makaranın ağırlığını ekleyebiliriz. Aynı şekilde ipin ucunu ben H kadar çekersem acaba yükümüz ne kadar yükselir? Demin söylemiştik ya arkadaşlar, ne demiştik biz? Demiştim ki ben F'in yanında ne var? 2 var, öyle mi arkadaşlar? Bunun katsayısı 1'dir. Yani ben bunu H kadar çekmiş olursam arkadaşlar bu bunun yarısı kadar yükselir. Veyahut da bunu ben 2H kadar çekmiş olursam yüküm de ne kadar yükselir? H kadar. Yani ben bunu 2H çekersem yüküm benim H kadar yükselmiş olur. Yani bundan şöyle bir kural da çıkarabiliriz. Makaranın ağırlığı yükselmeyi ne yapmaz arkadaşlar? Etkilemez. Bu çok çok önemli. Makaranın ağırlığı yükselme miktarı ne yapmaz? Etkilemez. Bunu şuradan da anlayabilirsiniz hocam. Ya biz burada eşitti, bu niye yarı kadar? Demin söyledik ya, bunun yarısı dönmeye gitti, yarısı da yükselmeye gitti. O yüzden yarısı kadar yükseliyor. Geçelim örneklerimize. Basit bir örnekten başlayalım. Makara ağırlığı P ise F kuvveti neye eşittir arkadaşlar? Makaranın ağırlığı P ise aşağının toplamı kaç yaptı arkadaşlar? 8P yaptı. Kaç ip tarafından dengeleniyor? 2 ip tarafı. O zaman 8P ise F'imiz ne olacaktır? 4P olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. Makaralar özdeş olur. Bize ipteki gerilmeyi soruyor. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bilinenler burada belli. Makaraların ağırlığını bilmiyorum. Ben bu makaranın ağırlığını bilmediğim için buradan gidemem. Ama bakın burası sabit makarada. Bunun ağırlığı bunu etkilemiyor. Burası 4P ise arkadaşlar. Aynı ip üzerindeki gerilmeler eşitse burası da 4P. Burası da 4P'dir. Ne oldu şimdi arkadaşlar? Buranın toplamı 8P yaptı. Aşağısı 2P. 6P kime gitti arkadaşlar? Makaranın ağırlığına gitti. Bu makaralar özdeşse o zaman burası da 6P'dir. Ne oldu şimdi arkadaşlar? Şu üçünün toplamı yukarıya eşit olması lazım. O zaman 4, 8, 6 ne yaptı? 14P'ye eşit. Evet, geçiyoruz diğer sorumuza. Makara ağırlığı P ise buna göre verilen 3 ölçekten hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar baktığımızda makara ağırlığı P ise ekliyoruz gene. Aşağıdan yukarıya doğru gideriz. Yani burası P ise arkadaşlar 9P, 1P'den ne yaptı? 10P yaptı. 2 ipe paylaştırdık. Burası 5P oldu, burası da 5P oldu. Buradaki makara ağırlığı da P'ymiş arkadaşlar. Burası P ise toplamı buranın 6P yaptı. O zaman bu 2P ne düşer? F 3P düşer. Demek ki o zaman arkadaşlar birinci ve ikinci ölçülerimiz doğruymuş. Üçüncü ölçülümüze geçersek. F ipi H kadar çekilirse yükümüz demiş ne yapar demiş? H bölü 4 kadar demiş yükselir demiş. Şimdi arkadaşlar buradan baktığımızda ben ipin ucunu şuradan H kadar çekersem malum şuradaki hareketli makaradan hatırlayalım. Ne demiştik? 2H çektiğimde yarım yükseliyordu. Yarısı kadar yükseliyordu. O zaman ben bunu H kadar çektiğimde şu ip ne kadar? Yani burada bir yük varmış gibi düşünün. Buradan ne kadar çekilecek bu arkadaşlar? Yarısı, H'in yarısı H bölü 2 kadar. Ben bunu H bölü 2 kadar çektiğimde bunun yarısı ne kadar yükselecektir? Gene bu da H bölü 4 kadar yükselmiş olacaktır. Yani 3 öncülümüz de nedir burada? Doğrudur deriz. Evet, geçiyoruz diğer sorumuza. Şimdi burada biraz farklı olan şey, iplerin üzerinde bir tane K cismi 6P ağırlığındaymış, o eklenmiş. Bu arada Y makarasının ağırlığı 2P ise X makarası kaç P'dir? Yani makaralar özdeş değil. Bu arada arkadaşlar bir soruda
makara ağırlığı önemsiz demediği sürece anla ki makaranın ağırlığı vardır. Bu arada onu da belirtelim. Şimdi baktığımızda aşağıdan yukarı doğru gidersen, niye aşağıdan yukarı gittim? Çünkü aşağıdaki bilinenler bilindiği için yukarıda bilinen bir şey yok. O yüzden aşağıdan gidiyoruz. Ne? Burada yer makarasının ağırlığı 2 P'miş. Buranın toplamı ne yaptı arkadaşlar? 12 P yaptı. Öyle mi arkadaşlar? Burası 12 P yaptı. O zaman her bir ipe ne kadar düşer arkadaşlar? 12 milyar her bir ipe 6 P düşer. 6 P bu ipte bir gerilme var. Bir de bu K cisminin ağırlığı var. Aşağı doğru 6 P. O zaman bunu dengeleyen burası kaç P olur arkadaşlar? 12 P olur. Burası 12 P ise arkadaşlar ipi takip ediyorum. Burası da 12 P. İpi takip ediyorum. Burası da 12 P. Devam edelim arkadaşlar. Yukarısı ne oldu? Yukarının toplamı arkadaşlar bakın şuranın toplamı 24 P yaptı. Burası 6 P. Bir de bu makaranın ağırlığı var bilmiyorsun. Yukarısı aşağı eşit olacaksa o zaman 24 P'den 6 P'yi çıkarırsanız cevabımız kaç P çıkacak? 18 P çıkmış olacak. Evet. Tahtayı silip arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar basit makinelerin 3. kısmına geçiyoruz. Palangalar. Palangalar sabit ve hareketli makaraların birleşiminden oluşmuştur. Şimdi mesela ben buraya 2 tane bir palanga çizmişim. Bunlardan hangileri sabit, hangileri hareketli? Demin söylemiştik arkadaşlar sadece dönme hareketi yapıyorsa sabit makaraydı. Ama yukarı doğru hem dönme hem de yükselme yapıyorsa bu da hareketli makaraydı. Dolayısıyla şu şekilde baktığımızda şu üstteki makara sabit makaradır. Alttaki makara da arkadaşlar hareketli makaradır. Dolayısıyla yandaki şekilde baktığımızda üstteki makara sabit makaradır. Alttaki makara hareketli makaradır. Şimdi bu ikisinin arasında tabii ki ne fark var? Şimdi demin söylemiştik ya aynı ip üzerindeki gerilmeler eşittir. O zaman ben buraya F diyorsam arkadaşlar buradaki ip de arkadaşlar F kadardır. İpi takip ediyoruz. Burası da F kadardır. O zaman denge kuralı neydi? Yukarılarının toplamı aşağıya ne olması lazım? Eşit olması lazım. Yani 2F eşittir kim arkadaşlar? P'ye. Eğer dediğim gibi makara ağırlığı da yer varsa yükün yanına makara ağırlığı da ne yapıyoruz? Eklemiş oluyordu. Buraya geçersek. Burası F ise arkadaşlar ipi takip ediyoruz. Burası da F'dir. İpi takip ediyoruz. Burası da F'dir. Neydi denge kuralı? Yukarısı aşağıya eşit olması lazım. Yani P 3F olması lazım. Eşit olması lazım. Tabii bir de bunların yükselmesi vardı. Yükselmesi de eğer ben buradaki ipin ucunu arkadaşlar eğer H kadar çekersem acaba yüküm ne kadar yükselir? Veya 2H kadar çekersem yüküm ne kadar yükselir? Daha önceden söylemiştik arkadaşlar. Ne demiştik? Bunların yanındaki kuvvet kolu ve yük kolu değerlerine de bakabilirsiniz. Yani yükün buradaki kat sayısı kaç arkadaşlar? 1. Kuvvetin kat sayısı kaç? 2. Yani ben kuvveti 2H çekersem yüküm ne kadar yükselmiş olacak arkadaşlar? Bunun yarısı kadar yani H kadar yükselmesi lazım. Geçiyorum. Yandaki şeklin yükselmesini incelersem. Burada da arkadaşlar kuvvetin kat sayısı kaç? 3. Yükün kat sayısı kaç? 1. Yani ben İpin ucunu ben eğer 3H kadar çekersem çünkü kuvvetin katsayısı 3 arkadaşlar. Yükü ne kadar yükselecek? Sonuçta bunun 3'te 1'i. Yani ya 3'te 1'i kadar. Yani ben bunu 3H kadar çekersem yüküm benim H kadar ne yapacak? Yükselmesi lazım. Evet şunu bir soruyla biz pekiştirmeye çalışırsak. Şimdi burada üçlü palangamız var. Bunlar arkadaşlar ikili palangaydı. Makara sayısına göre ismini belirliyoruz. Üçlü palangamızda eğer bir makaranın ağırlığı P ise bize ipteki gerilmeyi soruyor. Yani yukarıdaki T'yi sormuş oluyor. Şimdi aşağıdan yukarı doğru gidersem, çünkü niye? Aşağısı biliniyor, yukarısı bilinmiyor. Eğer bir makara ağırlığı P ise, arkadaşlar toplam buradaki ağırlık ne oldu? 2P oldu. Kaç ip tarafından dengeleniyor? 3 ip tarafından. O zaman her bir ipe ne kadar düşecek? 2P bölü 3 kadar düşmüş olacak. Daha sonra devam ederiz. Buradaki makara ağırlığı da arkadaşlar neydi? P idi. Bu üçünün toplamı şu ipe eşit olması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla kaç yapar burası? Topladığımızda 2P bölü 3 değil, burası 4P bölü 3 yapar. 1P de burada eklediğimiz zaman burası ne yapar arkadaşlar? 7P bölü 3 yapar.
Buradaki ifade de 2P bölü 3'tü. Bu da F'e eşit. Bir de makara ağırlığım vardı. Bir de P var. Yukarının toplamı T'yi vermesi lazım. Yani şuranın toplamı yukarıya eşit olması lazım. Dolayısıyla hepsini topladığımızda arkadaşlar, şu ipimiz şurada 2P bölü 3 var. Artı, bunu yazdık. Şu kuvvetimiz de 2P bölü 3. Artı, bir de makara ağırlığımız var. P. Bir de bu ipte bir gerilme vardı. 7P bölü 3. Dolayısıyla topladığımızda burası 4P bölü 3. 7 daha ne yaptı? 11P bölü 3. 1P'yi de eklersek cevabımız buradan kaç çıkacak arkadaşlar? 14P bölü 3 çıkmış olacak. Evet. Palan Bey'i de bu şekilde yapıyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar eğik düzleme. Eğik düzlem ne işe yarar? Eğik düzlem mesela diyelim ki arabanın bagajına yerdeki bir cismi koyacaksın ama kaldırmada zorlanıyorsun. Ne yaparız? Arabanın bagajına belli bir yükseklikte olduğu için o yüksekliği haşledik. Dolayısıyla çubuğu bagajla yer arasına dayarsak yükü iterek ya da çekerek yukarıya ne yaparız? Çıkarmış oluruz. Biz buna eğik düzlem diyoruz. Ve eğik düzlemde %100 kuvvetten kazanç vardır. Niye? Daha önceden söylemiştik. Ne demiştik? Kuvvet kolu yük kolundan büyükse. Kuvvet kolu neresidir burada? Şu L uzunluğu, çubuğun uzunluğu. Burası da yük koludur. Buraya da H dedik. Dolayısıyla o L uzunluğu malum hipotenüsten her zaman H'lar nedir arkadaşlar? Büyüktür. Dinamik konusundan hatırlarsak ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu P'nin bir ağırlığı vardı aşağı doğru. Biz bunu ne yapıyorduk böyle? Bileşenlerine ayırıyorduk. Hatırlarsanız. Dolayısıyla şuradaki açıyla şuradaki açı eşitti. Burası neydi arkadaşlar? P çarpı sin alfa'ya eşitti. Denge kuralı P çarpı sin alfa F'ye ne olması lazım? Eşit olması lazım. Yani P çarpı sin alfa eşittir F'ye. Devam edersek sin alfa neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani P çarpı H bölü L eşittir F dersek. İşler dışlar yaptığımızda buradan ilk düzlem formülümüz şöyle çıkmış olacak. Hatta biz buna ne diyorduk? Lakat da koyuyorduk. Fil padişah veya Fermi sesi puan hesabı diyorduk. Şimdi eğik düzlemi de arkadaşlar sorularla pekiştirirsek, birinci sorumuza geçersek. Şimdi makarayla ne yapmışlar? Eğik düzlemi birleştirmişler. Zaten sorulan sorularda genelde arkadaşlar birkaç basit makinayı ne yapıyorlar? Birleştirerek önümüze getiriyorlar. Öyle soruyorlar. İlk işiniz ne burada? Kuvvetleri tabii ki çizip göstermek. Şimdi burası arkadaşlar T ise aynı ip üzerinde gerilmeler eşitliği arkadaşlar. Bakın burası T ise burası da T'dir. Burası T ise burası da T'dir. Şu ikisinin toplamı arkadaşlar şuna eşit olması lazım. Yani burası ne yaptı arkadaşlar? 2T oldu. Benim burayla işim bitti. Sıra geldi buraya. Demin burada yazmıştım. Şu bileşen neye eşitti? P çarpı sin alfa'ya eşitti arkadaşlar. Bakın şu P bileşenin P çarpı sin 30 dereceye eşit. Bunu kim dengeleyecek? Bunu dengeleyecek olan şu iki iptir arkadaşlar. Şu iki ip dengeleyecek. Yani şöyle diyebilir miyim ben? P çarpı sin 30 eşittir. 2T ile 1T'yi topladığınızda 3T'ye eşittir. Dolayısıyla devam ettiğinizde sin 30 1 bölü 2'dir. Eşittir 3T'ler. Buradan P kime eşit olacak? P 6T'ye eşit olacak. P'yi bulduk. Bize neyi soruyordu? T bölü P'yi soruyordu. T bölü P de buradan neye eşit olur? P 6T ise cevabımız 1 bölü 6 çıkacaktır. Evet. Geçiyoruz 3. sorumuza. Burada da arkadaşlar eğik düzlemi yine bir makarayla birleştirmişler. Makara ağırlığına 10 Newton demişler. Şimdi buradaki sorunun güzelliği şu. Malum ben burada bunun bileşenini alıyorsam bu makaranın da bileşenini almam lazım. Yani şimdi yükümüz 30 Newton'du. Bu yükümüzün malum bir yatay bileşeni var. Neydi o bileşen arkadaşlar? P çarpı sin alfaydı. Yani şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? 30 çarpı sin 30. Bu yükün bileşeni. Bir de arkadaşlar makara var. Makara da ağırlığı aşağı doğruysa bu da bir bileşen oluşturuyor. O zaman bunu da bir bileşeni var. Buna da ne yazalım? 10 çarpı sin 30 yazabilirim. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Burası F ise aynı eşittir. Burası da F. Yani şöyle diyebilir miyim? Şu ikisinin toplamı bu ikisinin toplamına ne olması lazım? Eşit olması lazım.
Yani şöyle yazarsak 30 çarpı sin 30 artı 10 çarpı sin 30 eşittir. Kime eşit olması lazım arkadaşlar? 2 f'e eşit olması lazım. Yerine yazdığımızda sin 30 neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 idi. Dolayısıyla 30'da çarptığımızda burası 15 çıktı. Burası neydi arkadaşlar? Burası sin 30 1 bölü 2 ile 10'la çarparsak ne yapar orası da? 5 yapar. Eşittir 2 f. Topladığımızda 20 bölü 2 f eşittir 20 f eşittir 10 newton çıkmış olacak. Evet, eğik düzlemdeki son sorumuza bakarsak. Şimdi burada sürtünmeyi de kattık içine. Şimdi gene makara eğik düzlem birleştirdik. Sürtünme kuvveti demişler 10 newton. İyi de arkadaşlar sürtünmenin yönü nereye doğru? Yani sürtünme burada yok. Malum bu cisim havada, aslında havanın sürtünmesi yok. Buradaki sürtünme ilk cismiyle eğik düzlem arasında olacak. İyi de sürtünmenin yönü aşağı doğru mu yukarı doğru? Onu nereden anlayacağız? Bakın burada ne demiş? Y cismi en çok demiş. Kaç newton olabilir? Demek ki Y bundan büyük. Demek ki sistem buraya doğru gidecek ki, o zaman buraya doğru giderse, hareket ederse sürtünmenin yönü nereye doğru olur arkadaşlar? Şu şekilde aşağı doğru olur. Yani sürtünme kuvvetimiz 10 newtonmuş. Geriye ne kaldı? Şu 40 newton ağırlığındaki cismin yatay bileşenini bulmak. Demin ne demiştik arkadaşlar? Bunun yatay bileşeni neydi? Ağırlık çarpı sin alfaydı. Yani 40 çarpı sin kaç diyeceğiz? 30 derece. Dolayısıyla ne oldu burası şimdi arkadaşlar? Sin 30 1 bölü 2 ise 40'da çarptığımızda burası kaç çıkar? 20. Sürtünme kuvvetiyle aynı yönde ikisinin toplamı demek ki bu ipi dengeleyecek. Yani 20 10 da 30 ise burası da 30 newton'a eşittir. Aynı ipi takip ederiz. Burası 30 ise şurası da 30'dur. Ne oldu şimdi? Bu 30 newton'u dengeleyen kim? Şu Y cismi. Yani Y cismiyle şuradaki ipteki gerilme. Yani bu ikisinin toplamı 30'a eşit olması lazım. Yani ikisi dengelemesi lazım. O zaman burası 30 ise her birine kaçar kaçar düşer arkadaşlar? 15 15 düşer. Dolayısıyla Y cisminin ağırlığı da ne kadarmış? 15 newton'dur deriz. Evet, tahtayı silip devam ediyoruz arkadaşlar.